Daktilo 1984'ün yerel seçimler bağlamında kadın adaylarla, kadın siyasetçilerle yaptığı yayınlar devam ediyor. Bugün Gizem Nur Ünler'le beraberiz. Genç bir kadın siyasetçi ve bir yandan henüz bu seçim adayı olamadı ama VEAG'de eğitimlerine de katıldı. Gizem Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Gizem Hanım. Merhaba tekrar, ben Gizem Nur Ünler. 1993 Adana doğumluyum. İlköğretimimi ve lise eğitimimi Adana'da tamamladıktan sonra Osmaniye Korkutatu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde üniversite eğitimimi tamamladım. Hala Adana'da ikamet etmekteyim. 2021 yılında siyasete atıldım. Adana'da Deva Partisi çadısı altında Yüreğir İlçe Teşkilatı'nda ilk olarak aktif üyeydim. Daha sonra bu sene özellikle Adana İl Teşkilatı'nda tekrar üye olarak devam ediyorum. Aynı zamanda aktif yönetim kurulunda da görev almaktayım. Deva Partisi'ne neden girdim onu da bir söyleyeyim. Bunun sebebi aslında biraz siyasete olan meraktı. Aynı zamanda da çevremdeki insanları takip ettikten sonra, siyaseti takip ettikten sonra benim fikirlerimi ve düşüncelerimi, çalışmalarımı özellikle merak ettiğim şeylere en uygun olarak düşündüğüm parti Deva Partisi'ydi. Aynı zamanda üniversitede işletme bölümünü okurken biraz ekonomi ve benzeri gibi konularda da eğitim alıyorsunuz. Kendisini o zaman ekonomi bakanıyken çok takip ediyorduk. Ben kendisini çok sevdiğim için, takip ettiğim için de Deva Partisi çatısı altında bu nedenle de siyasete atıldım. Çok teşekkürler. Gizem Hanım, sizle biz VEAG projesi kapsamında yapılan eğitimlerle tanıştık. Bizim Daktilo 1984 ekibiyle orada yolunuz kesişti. Oradaki deneyiminiz nasıldı? Ne gördünüz? Ne bekliyordunuz? Beraber nasıl zamanı geçti? Nasıl faydalandınız veya neler gördünüz? Öncelikle bu çalışmayı yapan bütün çalışanlara ve ekipte bulunan herkese, emeği geçen herkese özellikle çok teşekkür ederim. Çok verimli bir programdı. Aynı zamanda orada çalışmalara gittiğimizde şunu da gördük. Bayan muhtar adayları vardı. İşte meclis üyesine atılacak olan bayanlar vardı. Siyasetin içinde olan bayanlar vardı. Ben siyasete yeni başlamış biri olarak bunlar benim için çok verici oldu. Aynı zamanda çok güzel bir eğitim de verildi. Konuşma tarzından, siyasetin içinde nasıl davranacağımız açısından, hani derler ya eğitimde ailede başlar. Bir nevi benim için de siyaset eğitimi VEAG ile başladı. Oturmamızdan, kalkmamızdan, konuşmamızdan, kendimizi tanıtmamızdan, bunların hepsinden çok güzel bir şekilde bahsettiler ve çok verimli bir çalışmaydı. Ben özellikle de verilen eğitimlerin de çok verimli olduğunu düşünerekten bu tarz çalışmaların devam etmesini de istiyorum kendilerinden. Gizem Hanım, siz genç bir siyasetçi olarak bir şekilde mücadele edin, çalışmanın içerisindesiniz. Bütün bu çalışmalarınızın başından sonuna kadar da bir deneyiminiz de yavaş yavaş oluşuyor. Bu oluşan deneyim neticesinde siz yaşadığınız sıkıntıları veyahut da kanılmazdan kaynaklı sıkıntıları veyahut da kolaylıkları bize anlatabilir misiniz? Yani siyasette zorluk aslında benim için daha çok ilk girdiğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir çalışmaya katılacağımı bilmiyorum. Çalışmalarda nasıl bir yön veyahut da akış izlendiğini bilmiyorum. İşin ters tarafı ilk çalışmam da zaten saha çalışması oldu. Pazarlara indik. Pazarlara indiğimizde birincisi esnaflarla çok güç iletişim kuruyorsunuz. Çünkü siz bir kadınsınız, karşı taraf erkek olduğu için elinizden broşürü almıyor. Merhaba diyorsunuz, cevap vermiyor. Konuşmaya çalışıyorsunuz ama görüş farklılığımız var. Sen diyor işine bak diyor. Bazen kadınlarla iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Kadınlar yanlarında eşleri olduğu zaman broşürü mesela uzatıyoruz. Buyurun diyoruz, tanışalım diyoruz. Eşine bakıyor. Yani elim mi o broşürü almayayım mı? Eşler ne veriyorlar sana bir ben bir bakayım diyor. Eşler bizim elimizden alıyor broşürleri ve o arada kadınlarla biz iletişime geçemiyoruz. Esnaf gezilerine gittiğimizde ben bir bayan olarak hiçbir kadın esnafla karşılaşamıyorum. Bunlar benim için çok büyük zorluklardı. Bir de ilk tecrübem olduğu için şimdi yanımda olan çalışma arkadaşlar diyordu ki ya Gizem Hanım bunları aşacaksınız zamanı gelince. Hani biraz çekingen durmayın, biraz daha atak olun. Ama diyorum ben ilk defa girdim yani siyasette hiç ilgili bir şey bilmiyorum. Onlarla birlikte çalışmalar yapa yapa onların işte esnaflarla birlikte diyaloglarını dinleye dinleye ben de yavaş yavaş kendimi alıştırdım. Bunlar benim için özellikle sahada çalışmak, özellikle pazarda çalışmak benim için en büyük zorluklardan biriydi. Ama kolay yönleri de şuydu. Yeni bir iş adamıyla tanıştığınız zaman görüş birlikteliği,
adı altında biriyle görüştüğünüz zaman çok güzel sohbetlere de yer verebiliyordunuz. Aynı zamanda şöyle bir şey vardı. Bir araya geldiğiniz zaman özellikle kadınlarla bir işte ev gezisine gittiğiniz zaman, ev ziyaretine gittiğiniz zaman, derneklerde falan buluşma olduğu zaman çok güzel sohbetler geçiyordu ve hani şu şeyi alabiliyordunuz. Ya çok güzel bir davranış. Sizin gibi bir hanımefendinin siyasete girmesi, işte tebrik ediyorum. Zaten siyasette kadınlarımız çok az. Bunun inşallah devamını dileriz diyen hanımefendilerden de övgüler alınca, ya abla siz girmişsiniz, işte biz de mi girsek, nasıl yaptınız? Bu tarz şeylere cevaplar verdikçe onların da sizle birlikte yer alması, ya ben de katılabilir miyim toplantılara girmesi benim için çok güzel deneyimler oldu. Ya siz de açıkçası ilk başladığınızdan sonra deneyimleye öğreniyorsunuz. Bir yerden sonra da öğreten pozisyona geçiyorsunuz gözüktüğü gibi. Aynen öyle. Çünkü çok farklı bir bakış açısı. Çünkü insanların sizden bilgi istemesi, işte abla nasıl yaptın? Hani şu kavram çok var. Ben Adana'da ikamet ettiğim için şu şey çok dikkat çekiyor. Abla nasıl yaptın? Nasıl girdin? Ya ben çok korkuyorum. Annem izin vermiyor, babam izin vermiyor. Ya görüş farklılıkları falan. Bu tarz şeyler olunca insanlarda çok zor bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi Yüreğir ilçesinde ben ikamet etmekteyim. İlk önce de zaten Yüreğir Teşkilatı'nda başladım. Daha sonra ile alındım. Yani o ilçede çalışmak aşırı derecede zor. Yani bu da biraz sizi yoruyor ama insanların sizden de bir şey öğrenmek istemesi, bu biraz size gurur verici oluyor ve sizi daha da fazla teşvik ediyor. Veyahut da işte bir saha çalışmasında bir esnafın yanına gittiğimizde esnaflar bize şöyle diyor: abla yeter artık ya, bize çok çalıştınız. Biz biliyoruz, sizi destekliyoruz ama haberiniz olsun, işte karşı taraf da şöyle bir çalışma yaptı. Sizde bir şey yok hala dedikleri zaman, hani biraz da onlardan sanki kopya alıyoruz falan tarzında olunca bu bizi de biraz mutlu ediyordu. Şimdi Gizem Hanım, sizin siyaset deneyiminiz doğrusu yankılandıkça daha da artarak devam ediyor. Karşı tarafla beraber ve kendi çevrenizle de beraber o artıyor, gözüküyor. Ve şunu söyleyelim, peki Deva Partisi'ndeki deneyiminiz nasıldı? Bir kadın siyasetçi olarak orada yaşadıklarınız, siz neler size kattı, nasıl zorluklar yaşadınız? Birazcık da partinizi anlatır mısınız bize? Tabii şöyle ilk başta dediğim gibi çok çekingen olduğum için biraz öyle bir özelliğim var. Ama en başta çalıştığınız insanlar önemli. Yani ekip, o birlikteliği çok önemli. Benim ilk başta şunu gördüm. Hemen ekibimdeki insanlar benim çekingen olduğumu fark edince, Gizem Hanım niye uzakta duruyorsunuz? Yani siz de gelin buyurun. İşte bunu da yapabiliriz. Gizem Hanım'ın fikrini de alabiliriz. İşte Gizem Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Ve dediğim gibi bizim o zaman Sayın Hamza Milli, şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. O zaman çalışmalar yaparken ilk önce bayanlara daha çok ağırlık veriyordu. Ya Gizem Hanım, ilk önce sizin bir düşüncenizi alalım. Ne yapmamızı istersiniz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedikten sonra ekip üyeleri de, teşkilatınız da sizi dinliyordu. Ya Gizem Hanım'ın bu konuda daha çok tecrübesi vardır. İşte o gün saha çalışmasında o vardı. Ne diyorsunuz? Yani önemli olan çalıştığınız kişilerin size yer vermesi. Çalıştığınız kişilerle aranızda bir birlikteliğin olması. Görüş birlikteliği hiç önemli değil. Önemli olan çalışanlar olarak birbirinizi tanımanız ve aynı zamanda onlarla birlikte bir şeyler yapacağınıza inanmanız. Ben buna inandıktan sonra, biraz da onlardan güç gördükten sonra veyahut da işte saha çalışmalarında bu tarz şeyler, biraz önce anlattığım broşür olaylarıyla falan karşılaştığımda hemen geliyorlardı. Tamam Gizem Hanım, siz buyurun başkanımızın yanına geçin. Biz hemen size yardımcı olacağız. İşte başkanımız geliyordu. Tamam Gizem Hanım, sorun yok. Buyurun gidelim. Hemen geliyorlar. Tamam haklısınız, o sizin görüşünüz deyip işte oradan beni alıyorlardı ve benim saha çalışmaları yaparken yani gözümden 2-3 damla yaş damladığı bile oldu. Hatta ben dedim ki ya ben korkuyorum, ben bir daha pazara inmeyeceğim. İşte olmayacak, çalışmayacağım. Ama teşvik eden biri olduğu zaman sizi çalışmalar daha farklı bir alana geliyor. Ve ben bu eğitimi aldıktan sonra tekrar işte başkanlarımız, farklı birimlerdeki başkanlarımız, partide yer alan çalışma arkadaşlarımız dediler ki ya bence Gizem Hanım oldu, tamam, eğitimini de tamamladı. Ya bence Gizem Hanım artık yapabilir, ile alalım. İlde çalışmalarına devam etsin. Yani faydalı da görüyoruz. Aktif de biri. Çalışmalara da katılmayı istiyor. Bir de şimdi dediğim gibi siyasete de merak üzerine başladım. Hani ne oluyor? Seçim üzerindeyiz. Biri istifa ediyor, aday değiştiriliyor. Bu tarz şeylerle karşılaşınca, teşvik de edilince, biraz da tavsiyeler verilince dedim ya görüş birlikteliğinden dolayı Deva'da başladım. Şimdi bu görüş birlikteliği de olunca çalışma alanınızda da başarılar sizi takip edince ve sizi de daha çok teşvik edince, Gizem Hanım artık
siz ilde görev alabilirsiniz veyahut da işte şunu yapabilirsiniz. Artık sizi bu birime alalım, siz başarılarınızın devamını getirebilirsiniz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz, sizi daha çok görmek istiyoruz denilince artık bu da bana biraz güç oldu ve ben daha ilerleme kararı aldım. Peki biraz da ben sizi bulmuşken merak ediyorum. Bu Deva Partisi'nin Adana'daki şu an durumu nedir? Adaylık durumu, seçim kampanyaları, yerel seçim nasıl görüyorsunuz? Bir genel siyasi havayı sizden alalım. Valla şu an için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaten adaylarımız açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyeleri, adaylarımız bunların hepsi açıklandı. Çalışmalara da son hız devam ediyoruz. Şu an için zaten Adana'da bütün saha çalışmalarına, gerekirse esnaf ziyaretlerine, biz kadınlar olarak biliyorsunuz mahallelerde genellikle ev ziyaretlerine gidiliyor çalışmalarla. Kadınlarla en fazla ve en verimli oralarda buluşabiliyoruz. Bundan dolayı da onlarla birlikte çalışmalarımıza başladık. Zaten Adana'da çalışmalar yeni yeni başlıyor. Küçük ilçe olduğumuz için aslında biraz da daha çok pazarlarda buluşabiliyoruz. O nedenden dolayı da çalışmalar son hız devam ediyor. Hatta bugün sizden sonra çok hızlı bir şekilde ilk teşkilatına gideceğim. Yani il binamıza gideceğim, çalışmalara katılacağım. 2:30'da da orada bir programımız başlayacaktı. Onlarla birlikte çalışmalara il nezdinde de devam edeceğim. Şimdi ben izleyicilerimizin haberi belki yoktur, muhtemelen yoktur doğrusu. Ben Gizem Hanım'la da buluşmak da zor gerçekten. Kadın siyasetçiler çok çalışıyorlar. Her biri randevu almak da kolay değil. Hepsi sağ olsun yardımcı oluyorlar. Zor, sıkışık takvimleri arasında bize vakit ayırıyorlar. Buradan tekrar teşekkür ederim. Gizem Hanım, peki şunu biliyoruz biz. Türkiye'de genel siyasette kadınların temsilciliğinin düşük olduğunu biliyorduk ama genel siyasette en azından %20'ye yakın bir kadın temsili var. Yani işte 500-600 vekilin arasında 100 tane kadın vekil öyle ya da böyle seçilebiliyor şu anda. Ancak yerel siyasete geldiğimiz zaman bu sayıların daha mütevazi oranlarda kaldığını görüyoruz. Hatta işte muhtarlarımızla konuştuk. Biz biliyorsunuz sizin gibi partili siyasetçilerin dışında kendisi bireysel olarak siyasete katılmış muhtarları da bu Bağımsız eğitim olarak. kapsamını aldığımız için ben muhtarlarla yapılan yayınlarda çok şey öğrendim muhtar kadınlardan. Özellikle birçoğu mesela sınıf annesi olarak başlamış, arkasından sınıf anneliği yetmemiş muhtarlığa da aday olmuşlar. Yani kadınların o kapsayıcı, koruyucu tavrı adeta siyasette kendini göstermiş diye düşünüyorum. Yerel siyasette kadınların genel siyasetten farklı olarak alabilecekleri roller hakkında ne düşünüyorsun? Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Bakın en zor, aslında Türkiye'den zor neler var, neleri yönetiyoruz? Evimizi yönetiyoruz. Bir kadın evini yönetebiliyorsa, eşiyle, çocuklarıyla, işte evinde kalan diğer kişilerle ilgilenebiliyorsa o ev döngüsü çok zor. Yani bir kadın olarak söylüyorum, yani Türkiye'yi mi yönetmek, evi mi yönetmek daha zor derseniz ben evimi yönetmek daha zor diyorum. Bu nedenden dolayı insanların aslında hani diyorum ya biraz da korktukları için geri kalıyorlar. Ya bir de şu durum var. Ya sen gidersen işte bu ev ne olacak? Yemeği kim yapacak? Çamaşırı kim yapacak? Bunlar düşünerekten kadınlar biraz daha geri kalıyor. Ya çocuklar küçük, kim bakacak? Kimseye güvenemiyorum. Dedikleri zaman kadınlar bir yerde kalıyorlar. Ya kalsın diyorlar, boş ver. Daha sonra evet kadınlara siyasette biraz ağır bir kelime olacak ama yer veriyorsunuz ama kadınlara söz vermiyorsunuz. Bakın ben birçok programı izlediğim zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun veyahut da işte belediye meclislerine gittiğimiz zaman şu. Kadınlar söz istedikleri zaman buyurun deniliyor ama kadınlar dinlenilmiyor. Aynı zamanda kadınlara yer veriyorsunuz ama onlar konuşmalarının ortasında bir fikir ayrılı olduğu zaman sözünü kesiyorsunuz. İşte erkekler için söylüyorum. Onun sesini bastırmaya çalışıyorsunuz. Onun istediği bir şeye yer vermiyorsunuz. Bir yasa mesela istiyor veyahut da herhangi başka bir çalışma alanı istiyor. Buna destek vermiyorsunuz. Ben bunu görüyorum. Kadınlar o yüzden aslında biraz da kenara çekiliyor. Ya ben söylesem bile kim beni umursayacak ki, takacak gidiyorlar. O yüzden bu görüşten dolayı kadınlar aslında biraz daha geri kalıyorlar. Bakın ben bu VEK çalışması kapsamında birkaç tane bayan muhtar adayımız vardı. Hatta bir hanımefendi vardı. Çok düşük bir oy oranıyla %1'lik bir oranda kaybetmiş. Ya diyorum neden diyorum kaybettin? Diyor işte diyor vermediler bana diyor. Mesleğinden açısından düşünebiliyor musunuz? Bir bayan giyim sektöründe çalışıyor. Kendi iş yeri yokmuş. Bir iş yerinde çalışıyormuş diye. Ya kadını muhtar seçmiyorsunuz. Niye yapamaz? Parası yok. Ya çevredeki
insanlarla iletişim yok diye. Ya çok affedersiniz, bunu biraz yerel ağızla söyleyeceğim. Eli kolu uzun değil. Ben bu kadınla ne çalışayım? Bu ne yapabilir ki? Görüşüyle bakıldığı için. Yani kadınlara çok fazla aslında yer verilmiyor siyasette. Ha tamam, koltuk veriyorsunuz. İşte kadınlarımız da siyasette gözüksün. İşte biz layık bir ülkeyiz falan diyorsunuz ama önemli olan kadınlara siyasette yer vermek değil, söz vermek. Bakın bir muhtar çıktığı zaman şu an için hemen afişleri falan açılmış. Akşamleyin şuna bir baktığım zaman gördüm. Bayanların afişlerinin üzerine erkeklerin afişleri asılıyor. Bayan belediye adaylarının yerine erkeklerinki daha çok fazla yapılıyor reklamları. Araba gezileri olsun, afiş asımları olsun. Bunlara bakıyorum, diyorum ki ya kadınlar da aday. Reklam açısından olsun, haberlere çıkma olsun, programlara davet edilme olsun. Ya düşünebiliyor musunuz? Erkekler daha çok yer verilirken kadınlara yer verilmiyor. Ya diyorum niye? Hiç yani ya meclis üyeleri adaylarımız var. Gazetede niye yer verilmiyor? Yani neden hep erkekler? Ya kadınlar da var. Kadınlar o yüzden biraz geride kalıyor. Ve kadınların biraz o korku dedikleri ve biraz baskı altında kalması aslında biraz onların siyasetten uzak kalmasına da sebep oluyor. Aslında ben şöyle bir bu sene mesela ban dediler. Yani bir partide artık kendini gösterdin. Üniversite mezunusun. Ha, bu arada şu da çok önemli. Okumuşluk seviyesinin düşük olması da kadınları biraz geriye çekiyor. Hani yarın bir gün bir şey oldu. Ben bu konu hakkında ne yapacağım? Nereye başvuracağım? Kimle konuşacağım? Hangi mecraya gideceğim? Onlar bana bir şey söylediklerinde ne yapacağım? Yani sakın bundan korkmayın. Çünkü şu zaman olmuş, muhtar olmuş, daha bilgisayar kullanmayan birçok erkek aday var. Belediyede hiç kimsenin işte ne görevde aldığını bilmeyen birçok muhtar var. Korkmayın, eğitilirsiniz, kendinizi açın. Bir kere olmaz, iki kere olmaz, üç defa olursunuz. Artık çünkü Türkiye'de şikayetin olabileceği, işte bir derdinizi anlatacağınız, bakın CİMER'ler açıldı. Açarsın, söylersin veyahut da gidersin belediyeye şikayet edersin veyahut da dilekçeni yazarsın. Yani bir kadın olaraktan siyasete atılmaktan çok geri kalıyoruz ama şöyle de var. Mesela bir toplantıya katıldık. Belediyemizin toplantısına. Kadın adaylar arkalarda oturdu. Ön tarafta sadece erkek adaylara yer verildi. Abi gel ben senin yerini tuttum. Kadınlar arkada kaldı. Söz alacak, bir şey söyleyecek. Bayanınki görülmedi. Erkeklere ise tamam dedi, bu konuyu kapatalım. Sonra sizin de düşüncelerinize yer vereceğiz dendi. Ve kadınlar arka plana itildi. Ama ben bu konuda şöyle bir şey de söylemek istiyorum aynı zamanda partim açısından. Bizde kadın kolları yok biliyorsunuz. Kadın politika birimi var. Bu birim olarak da kadınlara da daha çok yer veriliyor. Ben bu yüzden biraz daha teşvik edici olması açısından ilk önce bu tarz partilerde başlanılmasını istiyorum. Daha sonra da kadınların korkmadan, herkes size yardım edebilir. Korkmadan yavaş yavaş en küçük birimden en büyük birime kadar yol almasını, siyasette rol almasını da istiyorum. Bakın herkese örnek olsun diye söylüyorum, Tansu Çiller. Tansu Çiller'in zamanında okunmuşluk seviyesi daha da düşüktü ama ne yaptı? Başbakanlık yaptı. Bakın Sayın Meral Akşener İyi Partisi'ni kurdu. İyi Parti'yi kurdu ve başına genel başkan olarak geçti ve çalışmalarını gördünüz. Yani artık bir şeylerden korkmayın. Ya arkanıza gücünüzü almak istiyorsanız siz de güçlüsünüz, siz de yapabilirsiniz. Siz de en başta ailenizden destek görerek çok farklı yerlerde, çok farklı kişilerle bir araya gelerekten inanın ki çok çok farklı yerlerde kendinizi bulabilirsiniz. Ya korkmayın diyorum, sadece kadınlara çekinmeyin diyorum. Ha ben de çekindim evet ama gittikçe, gördükçe, neyin ne olduğunu anladıkça, öğrendikçe bunun yersiz olduğunu gördüm. Hatta kendimi de çok kınadım. Ama şimdi elimden geleni en büyük şekilde, en hızlı şekilde, en temel kanunlara da uygun şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi Gizem Hanım, bahsettikleriniz benim aklıma bir okuduğum araştırmayı getirdi. Bu Batı dünyasında, sanırım İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Bu iş başvurularında kadın adayların o başvurudaki tüm kriterlerini sağladıkları zaman ancak başvurdukları. Erkeklerin ise 8 tane kriterden 2 tanesini ucundan sağladığı anda başvurduğu gözüküyor. Yani ne olursa olsun biraz erkekler eksik, gedik vesaire bir şekilde dalıyorlar. Öyle bir alışkanlıkları var. Kadınlarsa her şey mükemmel olmadan harekete geçmiyorlar. Ve hatta neredeyse kimi başvuruların altında eşitlik sağlansın diye siz başvurun, biz sonuçta bu kriterleri bir yol haritası olarak sunduk diye de kimi iş başvurularında belirtmeye başladılar artık kadınların, çünkü çok geri kaldıkları görülmüş bazı yerlerde. Tam dediğiniz şey geçerli. Çünkü erkekler siyasete girdikleri anda böyle her şeyden %100 haberdar, her şeye %100 hakim falan değiller. Onlar da birçok şeyi zaten bahsettiğiniz gibi yolda
öğreniyorlar ve hatta öğrenmiyorlar. Ve Tabii ki dediğiniz öyle şey yani. kadınların biraz alışkanlıkları yani biraz kendilerini geriye de kadınlar da çekiyor. Tabii ilan baskıları da aynı zamanda var tabii. Tabii ki yaşadığınız yer de çok önemli dediğim gibi. Bakın şimdi iş konusuna gelince mesela biz bayanlar olarak nerede çalışıyoruz daha çok Türkiye'de? İş alınma konusunda üniversite bile okusak bakın alındığımız yerler neresi? Sekreterlik. Şimdi yeni yeni şunlara çok biliyorum hani petrol ofislerine falan bakıyorum pompacı olarak falan alınmaya başladılar ama kadınlara diyorlar ki çalışma. Orada ne işin var? Ama bir bayan sürücü de geldiği zaman en güzel iletişime geçen pompacıyla kadın oluyor. Hani yeni yeni iş alanları açıyorsunuz ya onu da çok kısıtlıyorsunuz. Sekreter oluyoruz. İşte temizlikçi oluyoruz. Bir başkanın yardımcısı oluyoruz. Bir esnaf olamıyoruz tek başımıza. Bakın %90'ı gerçekten söylüyorum %90'ı kadın esnafların iş yerlerinin hepsi kocaların üzerine. Yani Türkiye'de bunu bile yakalamış değiliz. Ve görüyorsunuz 1000 tane öğretmen alınacaksa bunun 900'ü erkek 100 tanesi bayan. Yani kadın. Aynı zamanda polise bakıyorsun. Aynı zamanda jandarmaya bakıyorsun. Hukuka bakıyorsun. Hala bayan hukukçularla çalışmayan ya bu bizimki tarım arazi işte icra. Yok bunlarda kadın hukukçu olmaz. Biz en iyisi bir erkeği falan ayarlayalım. Hem iş bitirici de olur diyerekten kadınlar geride de kalıyor aslında iş dünyasında. Ya bu şekilde yani biraz da aslında kadınlara da güç verilmesi lazım. Sadece teşvik edilmesi olmaz. Ya biz bu kadar kadın alıyoruz demekle olmuyor aslında. Biraz cesaret de verilmesi lazım. Bu benim şahsi görüşüm. Gizem Hanım çok teşekkürler. Açıkçası kadınların siyasette iş hayatındaki rolleri, kendi siyasi kariyeriniz, Deva Partisi'nin pozisyonu ve Adana siyaseti hakkında bizle görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Son ben sözleriniz çok teşekkür varsa ederim. Almak isterim. Sadece son söylemek istediğim şu, kadınlara siyaset dediğiniz zaman biraz korkuyorlar. Biraz egemenlik deseniz, toplumunuzun özelliklerini göz alaraktan onlara güç verseniz, inanın ki kadınlar erkeklerden daha güçlü daha istekliler, daha inatçılar. Eminim ki çok farklı ve daha güçlü bir şekilde siyasette ayakta duracaklar. Ben bunlara kadınlara tekrar söylüyorum. Lütfen korkmayın. Kendinizi biraz geliştirerek çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Çok güzel fikirler zaten bayanlardan çıkıyor. Aynı zamanda da siyasette yer alan bayanlara da söylüyorum. Bunlara sandalye veren kişilere de söylüyorum. Koltuk veren kişilere de söylüyorum. Lütfen kadınları siyasete alırken veyahut da onlara belirli mercilerde yer verirken sadece koltuk veyahut da mevki vermeyin. Lütfen onlara söz de verin. Ben bunu istiyorum sadece. Diyeceklerim bu kadardı. Sizlere de çok teşekkür ederim bu sohbet için. Çok verimli de bir çalışma oldu. Çok sağ olun Gizem Hanım. Çok çok teşekkürler. Daktilo 1984 kadın siyasetçilere yer vermeye devam edecek. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.